Her yıl 20 bin kadın meme kanserine yakalanmakta. 2020 yılı itibarıyla dünyada meme kanseri sayısı akciğer kanserinin %11.7 oranıyla önüne geçmiş durumda. Ama çok şükür ki meme kanserinden ölüm oranı giderek azalmakta. Yakalanmamak için sağlıklı yaşam diyoruz hep. Spor, iyi beslenme, doğal beslenme, hastalığı erken yakalayabilecek tetkikleri, düzenli kontrolleri yaptırmak çok önemli, altını çiziyorum. İlk kontrollere 20 yaşında başlanması gerekiyor. Her kitle tabii ki kanser belirtisi değil. En çok da memede ele gelen kitleler iyi huylu kitleler. Haberler.com'dan herkese merhaba, ben Ahmet Furkan Başdemir. Bugün meme kanseri ve tedavileri üzerine merak ettiklerimiz var. Bu konular üzerine konuşacağız ama bugün çok güzel bir doktor yayın konuğumuz. Genel cerrah ve meme cerrah uzmanı Profesör Doktor Leyla Zer yayın konuğumuz. Leyla Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki meme kanserini konuşacağız ama meme kanseri farkındalık ayı. Bu ayla alakalı ne bilmemiz gerekiyor? Aslında çoğu kişi farkında ama siz bu konuda nasıl bir yorum yaparsınız? Şöyle, meme 1 ile 31 Ekim tarihleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiş. Bu ay kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve bu etkinliklerle basın, yayın, işte sizler sayesinde bir takım programlar yapılıyor, etkinlikler yapılıyor ve meme kanseri farkındalığı yaratılmaya çalışılıyor. Meme kanserinde erken tanı sağlamayı amaçlıyoruz bununla. Kontrole hiç gitmemiş hastaların kontrole gitmesi, takiplerini düzenli yaptırmayan hastalar ya da kişiler için düzenli yaptırmaları gerektiği konusunda bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Erken tanı almanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Onların hepsini konuşacağız. Şimdi meme kanseri neden oluşuyor Leyla Hanım? Hani korunmak için neler yapılmalı? Bu konular hakkında nasıl bir yorum yaparsınız? Evet, meme kanseri tek şu sebepten oluşuyor diyemiyoruz ama meme kanseri oluşumunda pek çok faktör söz konusu. Kişinin kendisine ait bir takım sebepler var. Genetik, ailesel, yapısal sebepler var. Bir de çevresel faktörler var. İsterseniz önce çevresel faktörlerden bahsedeyim biraz. Hepimizin bildiği gibi artık hani sanayi toplumu haline geldi. Çevresel kirlenmeler nedeniyle biz işte kimyasal, toksik atıklar, bunların hepsini bir şekilde vücudumuza alıyoruz. Ve bu kirlenme sonucu vücudumuzda hücrelerde bir takım genetik kırılmalar oluyor. Aslında bu vücudumuzda hep var ama biz bunları tamir ediyoruz. Tabii bu yük fazla olduğu zaman, immün sistemde baskılandığı zaman biz bunları tamir edemez hale geliyoruz. Sadece meme kanseri için değil, tüm kanserler için hücrenin normal dışı bir çoğalması sonucu kanser başlıyor. Meme kanseri de böyle. Ve o kanserin büyümesi ve memede giderek daha fazla büyük bir yer işgal etmesi, ilk koltuk altı lenf bezlerine sıçraması ve daha sonra da başka vücudun diğer organlarına sıçramasıyla metastatik özellik kazanması sonucu kanser ortaya çıkıyor. Onun dışında kişiye ait faktörler dedik. Bu kişiye ait faktörleri genetiği de bir kenara koyacak olursak orada ailesi içerisinde çok fazla kanser olan kişiler var. Sadece meme kanseri değil, diğer kanserleri de taşıyabiliyor. Bir kanser sendromları olabiliyor meme kanseriyle birlikte. Bu hastalara tabii gen mutasyon testleri yapılması gerekiyor. Onun dışında tek tek maddeleyecek olursak
En çok suçlanan hormon östrojen hormonu. Vücudumuzda östrojen hormonu normalde var. Bu östrojen hormonunun miktar olarak fazla olması, buna maruziyetin fazla olması sonucu meme kanseri ortaya çıkabiliyor. Bu nedir? Tabii ilk adet yaşının mesela 12 yaştan daha alt yaşlarda olması, menopoz yaşının da 55'in üzerine çıkması diyoruz. Artık yine yavaş yavaş çocukluk çağında kötü beslenme özellikleri nedeniyle kız çocuklarında obezitenin olması sebebiyle östrojen hormonunun fazla olmasıyla erken menstrüel siklusların başlaması ve yine işte adet döngüsünün de uzaması sonucu daha fazla östrojene maruz kalma. Başka da var tabii yani o kadar çok ki bunları aslında programlarda söylüyoruz hani alkol, sigara, işte yağdan çok zengin beslenme, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeme, fast food tarzı yiyecekler, dışarıdan alınan hormon takviyeleri, yine mesela evet ben özellikle IVF tedavilerinin çok fazla yapılması, meme kontrollerini yapılmadan yani tüp bebek tedavilerinin yapılması, menopozda şu dönemde artık daha kontrollü veriliyor menopozdan sonra hormon takviyeleri ya da doğum kontrol hapları çünkü herkeste bu konuda bir bilinç oluştu. Süre olarak çok uzun süreli kullanılması da meme kanseri için risk oluşturmakta. Meme kanserine yakalanmamak için erkenden teşhis, önlem ne olabilir? Nasıl olur? Şimdi yakalanmamak için bu genel risk faktörlerini aza indirmek lazım. İşte sağlıklı yaşam diyoruz hep, spor, iyi beslenme, doğal beslenme çok önemli. Onun dışında hastalığı erken yakalayabilecek tetkikleri, düzenli kontrolleri yaptırmak çok önemli, altını çiziyorum. Mutlaka hep şunu söylüyoruz, ilk kontrollere 20 yaşında başlanması gerekiyor. Mutlaka her genç kadının 20 yaşında bir meme kontrolünü yaptırması gerekiyor. Ve bir 3 yıl içerisinde de düzenli olarak bir hekim kontrolü olması lazım. 40 yaşında da mutlaka tarama mamografilerinin yapılması lazım. Neden? Mamografilerde kitle ele gelmeden daha küçük boyuttayken tümör yakalanabiliyor. O sebeple mamografiler çok önemli. Bizim istediğimiz şey bu zaten. Tümör ele gelmeden çok küçük boyuttayken tümörü yakalayabilmek. Kendi kendine meme muayenesini çok önemsiyoruz. Şimdi bazı çalışmalarda şunu görüyoruz. Kendi kendine meme muayenesinin hastanın yaşam süresine bir etkisi yok şeklinde çalışmalar görüyoruz. Ben buna da çok karşıyım. Hala kendi kendine meme muayenesi çok önemli. Yine altını çiziyorum. Çünkü kişi ben hastaları muayene ettikten sonra diyorum ki bu göğüsler sizin üzerinizde ve siz eve gidiyorsunuz. Ve ben sizi 6 ay sonra ilk kontrole çağırıyorum. 6 ay içerisinde benim elime gelmemiş olabilir, tetkiklerden kaçmış olabilir. Büyüme aşamasında olan bir kitle gerçekten 6 ay içinde çok büyük bir hale gelebilir. Bunu siz kendinizi muayene ederseniz yakalayabilirsiniz diyorum. Ben muayeneyi yaparken de beni izleyin de kendi kendime meme muayenesini öğrenin diyorum. İşte tarama muayenesi, tarama tetkikleri, kendi kendine muayene ve hekim muayenesi. Bu üçlüyle erken yakalama şansı olabilir. Peki tedaviler nasıl gerçekleşiyor? Şimdi meme kanserinin tedavisinde hem cerrahi tedavi hem de onkolojik tedaviler var. Hangisi daha önce yapılacak? Burada tümörün biyolojik davranışına göre karar veriyoruz. Eskiden kitlelere sadece ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz çok küçük hücreler alınıyordu ve o iğne biyopsisiyle tümörün biyolojik formatını ortaya koyamıyorduk. Ama şimdi kalın bir doku örneği alarak östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, human epidermal growth factor dediğimiz bir takım reseptörlerin analizini yapıyoruz. Bu analize göre hastanın tedavisini belirliyoruz. Hasta küçük bir kitle ise cerrahi tedaviyle kitleyi çıkarabiliyoruz ve hasta normal hayatına devam ediyor. Çok büyük bir kitle olabilir veya orta büyük bir kitle olabilir. Memenin büyüklüğü de önemli tabii bu arada. O zaman
önden ilaç tedavisi verebilirsek, hormon reseptörler olarak uygun bir tümörse, o zaman kitleyi küçülterek daha güvenle kitleyi çıkarabileceğimiz bir düzey tümör elde edebiliriz. Onun dışında cerrahi yaptıktan sonra hastaya onkolojik yaklaşım içerisinde hormon terapi, kemoterapi ya da radyoterapi dediğimiz hastaya tedaviler başlanabiliyor. Peki Leyla Hanım, memedeki her bir kitle kanser belirtisi midir? Çok güzel bir soru. Her kitle tabii ki kanser belirtisi değil. En çok da memede ele gelen kitleler iyi huylu kitleler. Özellikle daha genç yaş grubunda fibroadenom dediğimiz, fibrokist dediğimiz ya da makrokis, içi sıvı dolu kesecikler ya da meme içerisinde lipom da olabiliyor mesela, yağ kitleleri olabilir. Daha sıklıkla iyi huylu kitleleri görebiliyoruz. Ancak bunu mutlaka tabii kansere ait bir kitle mi, iyi huylu bir kitle mi, ayırıcı tanısını yapmak lazım. Görüntüleme yöntemleriyle mutlaka ayırıcı tanıya gitmek lazım. Peki ilk evrede meme kanseri tedavisi nasıl oluyor? İlk evre dediğimiz erken evre, işte lenf nodlarına sıçramamış, 2 santimden küçük. O zaman sadece kitleyi çıkarıyoruz. Koltuk altı lenf bezlerinde eskiden aksiler diseksiyon diyoruz ona, kötü olduğunu düşünüyorsak çıkarıyorduk mesela. Şimdi örnekleme yaparak gama dediğimiz radyoaktif madde enjeksiyonu yapıyoruz meme başından ve mavi boya hala kullanılan bir yöntem. İkisini birlikte memede kullanarak koltuk altı lenfler boyandığında ya da radyoaktivite tuttuğunda o lenf nodunu alıyoruz. Ameliyat esnasında hasta uyurken o lenf nodunu değerlendiriyoruz. Eğer kanser hücresi yoksa o lenf nodunda koltuk altına hiç dokunmuyoruz. Meme yerinde kalıyor. Biz buna meme koruyucu cerrahi diyoruz. Eğer kitle daha büyükse o zaman memenin alındığı mastektomi dediğimiz ameliyatlar yapabiliyoruz. Yani erken evre kanserlerde çok şükür memeyi koruyabiliyoruz. Meme yerinde kalıyor. Sadece kitleyi çıkarıyoruz. Yani adeta iyi huylu bir kitlenin çıkarılması gibi düşünün. Peki meme kanserine yakalanan hastalarda bu belirti süreçleri nasıl oluyor? Yani nasıl bir belirtiyle karşılaşıyorlar? Bu da önemli. Hasta memede bir kitleyle gelebiliyor bize. Kendisi ya da eşi fark etmiş olabiliyor. Bazen kitle çok büyük oluyor. Dışarıdan dahi görünebilir bir kitle olabilir. Kitle büyümüş olabilir. Yani kanser biraz ilerlemiş. Meme başını artık içeriye doğru çekmiş. Şekil bozukluğu ortaya çıkmış olabilir. Bu aşamada da bize hastalar geliyor. Meme başından akıntıyla gelebiliyor hasta. Bu akıntı açık renkte berrak veya kanlı akıntı şeklinde olabiliyor. Meme derisinde pödo oranj diyoruz, portakal kabuğu görüntüsü, ödem ve kıl folikülleri de noktasal şekilde görülüyor. Adeta bir portakal kabuğu görüntüsü ve kızarıklıkla beraber. Bu da inflamatuar meme kanseri dediğimiz ileri evre meme kanseri ya da kanserin deri lenfatiklerini tuttuğu bir kanser türü. Başka koltuk altında kitle yok, ele gelmiyor ama koltuk altında bir kitleyle, yani büyümüş bir lenf nodunu hasta bize fark ederek gelebiliyor. Bu şekilde meme başında bir kabuklanma, egzama gibi, bazen de hastalar egzama gibi tedavi görüyorlar aslında. Buna da biz memenin paje hastalığı diyoruz. Paje de bir kanser türü ama egzamatöz lezyonlarla karışıyor. İlk planda hani bunları söyleyebiliriz. Peki meme kanseri teşhisi konulduktan sonra hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Meme kanseri tanısını aldı hasta. Hastayla biz önce hastaya bunu haber veriyoruz. Karşımıza alarak, telefonla vesaireyle değil. Ortamı, atmosferi yumuşatarak. Ben daha önce de söylemiştim. Önce iyi tarafından başlayarak söylüyorum. Hani immün durumu iyiyse veya kitlesi küçükse veya lenflerde bir şey yoksa önce iyi, pozitif şeyi söylüyorum. Daha sonra biz sonuçlarınız bunlar ama bundan sonraki süreci ben sizi konseyimizde tartışacağım. Konsey kararına göre nasıl bir yol izleyeceğimi sizinle paylaşacağım diyorum.
Burada tabii konseyde medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, genetik uzmanı, nükleer tıp uzmanı, radyologlar hepsi var. Hep beraber hastayı, patolog hep beraber tartışıyoruz. Hani hasta önce kemoterapi almalı mı, cerrahi görmeli mi? Çünkü bazen böyle bir kaotik bir durum oluyor. Bizim de karar vermekte zorlandığımız durumlar olabiliyor. Veya hasta elinde tetkiklerle çok yere gidip herkesten ayrı bir şey çıkmış olabiliyor. İşte bu ara dediğimiz gri zonda nasıl yapmalı tartışmalarını konseyde yapıp hastaya son kararı bildiriyorum. Önce sizin ameliyat olmanız gerekiyor veya önce sizin ilaç tedavisi, biraz kitlenizi küçültmemiz gerekiyor. Lenf nodları için ilaç tedavisi alarak bu lenf nodlarını ortadan kaldırmayı çalışacağız ve böylece belki koltuk altı temizliği olursa ilaçla koltuk altınızı almayacağız ve siz o zaman belki lenfödem riskinden kurtulacaksınız diye hastayı bilgilendiriyoruz. Her şeyi hastayla net ve açık bir şekilde paylaşmak gerekiyor tabii. Evet. Peki bu meme koruyucu cerrahi durumu nasıl oluyor? Yani bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Meme koruyucu cerrahide konuşmamızın başında konuştuğumuz gibi kitle küçükse sadece kitleyi aldığımız zaman geride hastanın kozmetik olarak hastayı rahatsız etmeyecek bir kozmetik sonuç yaratabildiğimiz ama güvenli bir cerrahide oluşturabildiğimiz ameliyatlar meme koruyucu bizim en istediğimiz ideal ameliyat şekli. Eğer güvenli cerrahi oluşturmayacaksak o zaman hiç hastayı bir maceraya sürüklememek lazım. Ameliyattan önce meme koruyucunu ile başlayacağım ama ben güvenli cerrahi elde edemezsem o zaman plastik cerrahi, onkoplastik cerrahi diyoruz. Yani memenin içine doku kaydırarak o boşluğu kapatabildiğiniz yöntemleri kullanabilirsiniz. Ben bu yöntemlere rağmen memeyi kurtaramayabilirim, plastik cerrahtan yardım almalıyım diye düşündüğünüz noktada onu da ameliyattan önce öngörerek mutlaka plastik cerrahınızla konuşarak meme koruyucu ama plastik cerrahi yardımıyla bir sırttan bir kas, karından bir doku veya memenin içini boşaltarak bir protezle, bir implantla meme deri cebini koruyarak hastayı yine güvenli bir cerrahiyle ama kozmetik olarak da kabul edilebilir bir şeyle çıkarabilirsiniz. Aslında meme koruyucuyla başladım. Meme içini boşaltmaya kadar geldim. Bütün ameliyat tekniklerini anlatmış oldum. Yani Türkiye'de meme kanserine yakalanan kişilerin belli bir sayısı var mı? Yani Türkiye'de şu anda artış fazla mı? Yani bu süreçle ilgili nasıl bir yorum yaparsınız? Şöyle, her yıl 20 bin kadın meme kanserine yakalanmakta gerçekten. Bu her senede rakamlar giderek artmakta. Hani bunu nüfus artışıyla da ilişkilendirebiliriz. Peki sayı olarak artıyor mu derseniz, evet sayı olarak da arttığını söyleyebilirim. Zaten dünyada meme kanseri riski bütün Dünya Sağlık Örgütü'nün bir grubunun, Globacan'ın verilerinde de var bu. 2020 yılı itibarıyla dünyada meme kanseri sayısı akciğer kanserinin %11.7 oranıyla önüne geçmiş durumda. Yani eskiden akciğer kanseri fazlayken şimdi meme kanseri daha yüksek. Yani bütün dünyada bu yükseliş trendi var ama çok şükür ki meme kanserinden ölüm oranı giderek azalmakta. Akciğer ve diğer kanserlerden ölüm risklerinden de daha altında. Burada da tabii ki bu bilinçlendirmenin, erken tanı almanın, tedavi olanaklarındaki gelişmelerin çok faydası var. Leyla Hanım, yayınımızın sonuna doğru geldik. Sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Beni davet ettiğiniz için programa teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu. Biz teşekkür ederiz. Sayenizde bilgilendik. Sağ olun. Eğer hani bilinçlendirme ile ilgili biraz katkı sağlayabildiysek, bir kişi dahi olsa kontrollere gidebildiyse ve erken yakalandıysa kendimize ne mutlu bize diyoruz. Kadınlara hani şunu söyleyebilirim. Kadınlar çok değerli. Anne, eş, biz sağlıklı olursak, biz kendimize bakarsak, iyi bakarsak, değer verirsek, sağlıklı bir toplum her şey demek. Evet, çok güzel bir konuşma. Teşekkür ederim.
Evet sevgili seyircilerimiz, bugün meme cerrahisi Profesör Doktor Leyla Zer bizlerle birlikteydi. Kendisiyle meme kanserini ve bu konu minvalinde konuları konuştuk. Merak ettiklerimize cevap bulduk. Bir başka yayında tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Yayınlarımızı takipte kalın.